5 Eylül 2022 Pazartesi günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır, Sesli Gazetemiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Şöyle yayına başlamadan önce üzerime son bir çeki düzen vereyim istiyorum. Ütüsüz oldu. Çok fazla belli olmasın. Şimdi bazı arkadaşlar tişörtün ütüsüzmüş diye yorum yazarlar. Ama artık yazmıyorlar. Artık yazmıyorsunuz. Eskiden yazıyorlardı işte tişörtün ütüsüz bilmem ne ütüsüz falan diye. Şimdi kimse yazmıyor. Şimdi onlar da kanıksamıştır artık. Hıdır zaten çuval giyse çıkıyor karşımıza filan diye, ama ne yazacağız demişlerdir. Ya Hıdır, sen de yorum yazıyoruz, niye yazdın diyorsun. Yazmıyoruz, niye yazmadın diyorsun. Siz de haklısınız vallahi. Ben de bir tuhafım ya. Neyse arkadaşlar, haftanız güzel olsun, mübarek olsun inşallah. Güzel bir hafta geçiririz hepimiz. Ben Sesli Gazete'ye geçeyim yani. Bu gevezelikten sonra hemen başlıyorum o zaman. Hadi bakalım. Evet, çok saçma, sinir bozucu, bir o kadar da düşündürücü bir haber. Niye düşündürücü olduğunu söyleyeceğim. Peki bu kadar saçma bir haberle ben niye başlıyorum? Çünkü en son bunu görmüşüm. İlk önce de karşıma bu çıkıyor. Mehmet Ali Erbil'i bilenler bilir. Özellikle bizim jenerasyon çok iyi bilir. O çarkı felekler bilmem neler, böyle abuk subuk yarışma programları vardı biliyorsunuz Türkiye'de. Şimdi tabii yaşını falan aldı. Neyse, Sabah gazetesine röportaj veriyor adam. Orada işte Türkiye bu dönemde işte Erdoğan döneminde Rönesans yaşıyor bilmem ne falan, bir sürü yalakalık yapıyor artık. Bunları saymıyorum ya, bunlarla alakalı söylenecek bir şey yok. Orada Cem Yılmaz'ı eleştiriyor. Yani Cem Yılmaz'a uğrayayım ki ben belki bir yerlerin beğenisini alırım mı diyor ne yapıyorsa. Erşan Kuneri çok küfürlü. Bak bu diyor bunu. Çok küfürlü. Devletimiz müdahale etmeliydi. Devletimiz küfürlü olan bir şeye müdahale etsin istiyor. Erkek halimle ben utandım diyor. Utandın. İşte bir ülke için en tehlikeli şey artık bu dönemde öyle oldu. Aslında Mehmet Ali Erbil sadece bir numune buna. Bir örnek sadece. Ne kadar o eskinin katilleri, bugünün dolandırıcıları, üçkağıtçıları, rüşvetçileri filan artık televizyonlara çıkıp bunları hiçbir beis görmeden anlatıyorlar. Bir de üzerine ahlak dersi veriyorlar. Böyle ahlaksız bir adam çıkıp televizyonda, işte neyse gazetede, radyoda ahlak dersi veriyor. Bu bir toplum için daha tehlikeli bir şey. Çünkü ahlaki bir diskur, ahlaki bir söylem, bu ayrı bir şey. Ama ben bu ahlaki söylemi kimin söylediğine, kimin ağzından çıktığına bakarım. Yani adamın geçmiş yaşantısında neler yaptı, ne etti, değil mi? Tabii ki geçmiş yaşantı, hani insanın geçmişi bugün yaşadığıyla, gelecekte yaşayacağıyla aynı şeyler olmayabilir. İnsan değişebilir. Buna bir şey demiyorum. Ama kardeşim, sen o kadar şey yapmışsın. Bu durumda senin susman gerekiyor. Yani ahlaki bir ders senin vereceğin bir şey değil. Sonra da diyor ki erkek halimle ben utandım diyor. Yani sen utanmak istiyorsan sana o eski çarkı feleklerini bilmem nelerini falan tekrar seyrettirsinler. O zaman iyi utanırsın sen, biz. Çünkü hala utanıyoruz. Yani Cem Yılmaz bunu bir prodüksiyon olarak yapıyor yani. Film yapıyor adam. Bunun senaryosu var bilmem ne falan. Bunu yapıyor. Adam kimseye böyle telefonda sarkıntılık yapmıyor. İşte seyirciler arasındaki kadına kıza sarkmıyor. Sen bunları yapıyordun lan. Böyle bir adamdı yani bu. Bilenler bilir işte. Şimdi bu adamlar çıkmış. Utandım, çok küfürlü bilmem ne. Ahlak dersi veriyorlar ya. Sarayın fışfışı. Çok acıyorum bu adama ya. Bak, üzülüyorum demiyorum ha. Çok acıyorum. Çok acıyorum gerçekten. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farklı cumhurbaşkanı seçilmesidir demiş. Ulan senin başka bir hedefin olabilir mi? Yani önüne başka bir hedef koyabilir misin? O ufkunla, o olmayan dimağınla. Ne koyabilirsin, ne yapabilirsin? Elinden gelen, yapabileceğin tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek zaten. Proje mi üreteceksin ya, ne yapacaksın? Tabii ki onu yapacaksın. Sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Yani çok büyük bir marifet, çok büyük bir proje yapmışlar da onu anlatıyor. İşte projemiz Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek diyor. Sonra da rezil, yine rezil oluyor. Ya kimse de demiyor buna, lan bunu artık çekelim başımızdan alalım, başka birini koyalım falan. Daha biraz daha genç bir, 10 yaş genç birini bulalım falan da demiyorlar yani.
sosyalist şair Adnan Yücel'in dizelerini Pir Sultan Abdal'a ait sanarak okudu. Pir Sultan'a ait sanmamıştır. Bunun etrafındaki danışmanları filan kendi aralarında belki de gülmek için, eğlenmek için yapmışlardır. Ulan şu şiiri verelim, Pir Sultan'a ait diyelim. Bilmez zaten, anlamaz demişler. O da zaten Pir Sultan diye okuyor. Onu da okuyamıyor. Prompter var, prompterdan da okuyamıyor. Bir yerde takılıyor. Ondan sonra takıldığı fark edilmesin diye bir sonraki, yani son bitiriş cümlesinin üzerine aşırı vurgu yaparak böyle bitiriyor filan böyle. Ya çok korkunç ya. İnsanlıktan çıkmış adam ya. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan, bitmiyorlar bak. Cinsel ilişki yaşadığı hayat kadınlarının şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı ortaya çıktı. Ozan meslekten ihraç edilmiş. Enteresan tabii meslekten ihraç edilmesi. Şimdi tabii Türkiye'de Sedat Peker'in özellikle açıklamalarından sonra hiç cesur bir savcı yok mu falan diyoruz ya. Ya var da meşgul adamlar. İşleri güçleri var, onlarla mı uğraşacak? Adam kimisi pezevenk olmuş, kimisi uyuşturucu ağ kurmuş falan. İşi çok yani. Vakti yok adamların öyle şeylerle uğraşmaya. Vallahi o şeyler var yani. İşte Türkiye iki doktor kaybetti. İşte Türkiye işte bir mühendis kaybetti. Hani havalimanında böyle Twitter'da, Instagram'da paylaşırlar ya. İşte onları kaybetti. Üç tane savcı pezevenk Türkiye'de kaldı. İki tane uyuşturucu çetesi, yöneticisi, hakim Türkiye'de kaldı filan diye de eklemek lazım aslında. Ya bu ne ya? Daha bir hafta önce yaptık arkadaş ya. Ya hayır, bari çekin bütün savcılar, bakın lan adam olun, adam gibi işinizi yapın, yapacaksanız da gizli kapaklı yapın. Ya son günlerde bu nedir ya filan da demiyor ha. Rahatsız da olmuyor bundan AKP. Şimdi bunu haber yaptın ya. Ondan sonra çıkar şeyler işte, yargımız üzerinde işte bilmem ne yapmaya çalışanlar, işte zarar vermeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz filan. Onlara hiçbir şey demez. Hep bunu dillendirenlere söylerler bunu. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut. Ulan adam hala başdanışmanmış ya. Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu, en az 1 milyonu bu kışı Türkiye'de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın, muhtaçlar diyor. Adam ne tavsiyelerde bulunuyordu böyle, makro ekonomi, mikro ekonomi, adam nerelere düştü artık. 1 milyonu gelecekmiş, malınızı ucuza kaptırmayın, muhtaçlar. Peki eğer 1 milyon kişi Türkiye'ye gelmezse bu sefer sıratına sıçalım mı yani, ne olsun, ne istiyorsun sen? Hayır bir şey ya. Bir de öyle bir konuşuyor ki böyle, kesin, kesin yani, kesin. Mardin Valiliği 2 gün önce öldürülen 22 yaşındaki bir genç Adem Kara ile ilgili bir açıklamada bulunmuş. Öldürülen derken polis tarafından öldürülen bir açıklama yapmış ama yapmasaymış daha iyiymiş. Yani sadece bir ölüm yok, ölmüş, arkasından da valilik vatandaşla, bunu sorgulayanlarla, bu çocuk niye polis kurşunuyla öldürüldü diyenlerle dalga geçiyor. Veya mıştılar, üzerine de bir tüy dikiyorlar. Bu açıklama bu. Mardin Valiliği, işte Gestapo şefinin bir valisi, ancak böyle olur. Bu dönemdeki valileri de biliyoruz yaptıkları açıklamalardan. Personelimizin kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış diyor. Polisin ayağı takılmış, silahı ateş almış, nasıl bir silahsa. Demek ki böyle hafif bir titremeyle ateş alan, patlayan bir tabanca yapmış bu adamlar. Ve öyle bir hedefi tutturmuş ki tam ensesinden, çocuğu ensesinden vurmuş. Şimdi tabii ya, Kürt'ün hayatı ucuz zaten. Türkiye'de zaten insan hayatı ucuz. Bizden olmayanları Kürt'ünki daha ucuz. Zaten soruşturma olmaz, kovuşturma olmaz. Ölen öldüğüyle, öldürülen öldürüldüğüyle kalır. Bir şeyler söyleyelim mi demişler. Ne yapmışlar? Bir de bunu demiş. Bundan böyle önünüzden geçen bir polis görseniz korkmanız gerekir. Ha, şimdi bu adam yanlışlıkla ayağa takılır, düşer filan. Silahından çıkan kurşun işte filan ensemizden girer filan. Bu nasıl bir rezalettir ya? Bir de utanmadan böyle bir açıklama yapıyor. Utanmadan. Nobel Fizik Ödülü ön jüri üyesi Profesör Doktor Yaman Barlas'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevine son verildiği öğrenildi. Onunla birlikte 15-16 tane akademisyenin de görevine son verilmiş. Üzücü bir olay
Ama bir yandan da diyorum ki kardeşim bataklıkta gül yetişmez. Şimdi AKP eğitimiyle, sağlığıyla, tarımıyla, ilimiyle, bilimiyle o ülkeyi bir bataklığa çevirdi, bir çöle çevirdi. O bataklıkta bilim olmaz, ilim olmaz. Yani adamın orada kalması adamın ilmine yazık ya. Bilmine yazık adamın yani. Yani ne bekliyoruz ki? Adamın görevine son vermişler. Ya inşallah daha iyisini bulur ama Türkiye'de bulamaz. Muhtemelen bu adam da yarın öbür gün Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye bir yere gider. Evet, son günlerde Kız Kulesi ile alakalı sosyal medyada bayağı fotoğraf, video falan paylaşıyoruz. Hani normal dönemde olsa, normal bir ülkede olsa böyle tarihi bir yapının restorasyon çalışması geçirmesini kimse yadırgamaz. Hani normal karşılar, olabilir, olması gereken zaten odur filan diye. Ama şimdi AKP döneminde tabii tarihe de, tarihi eserlere de saygıları olmadığı için, talancı oldukları için, yaptıkları yapacaklarının teminatı olduğu için, daha önce işte Zeugma Müzesi'ndeki eserler kayboldu, Kaşıkçı Elması nerede hala bilmiyoruz, Dolmabahçe Sarayı'ndaki vazolar kayboldu. İşte bir müzede yine böyle tablolar, tarihi tablolar falan, yani değerleri milyonluk, milyarlık toplasan böyle tarihi eserler yok AKP döneminde. Ne yapıyorlar? Bunlar talancı ve yağmacı olduğu için restorasyon adı altında ya bir yerlerde el altından satıyorlar mı, ne yapıyorlar bilmiyoruz, ya da kendi özel mülkiyetlerine mi geçiriyorlar, olabilir. Yani bu dönemden sonra öğreneceğiz neler olduğunu. Şimdi tabii Kız Kulesi normal bir dönem olsa tamam dersin ama şimdi biz ne çıkacak diye de merak ediyoruz. Restorasyon çalışmaları başladığında zaten burada hani goy goy yapıyorduk, bakalım ne çıkacak, çok merak ediyoruz diye. Şimdi onun etrafına tabii bir örtü serdiler. Hiç, yani görünmüyor içi ama arkadan geçen gemi belli oluyor. Demek ki kulenin olmadığı anlaşılıyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı da bununla alakalı bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki hazırlanan raporlar doğrultusunda ömrünü doldurmuş betonarme aksam. Ömrünü doldurmak. Ne kadar, kaç senede dolduruyor acaba bu betonarme aksam? Yani ne bileyim işte bir 50 yıl, 100 yıl, 125 yıl. Yani mesela işte Sultanahmet Camisi'nin duvarı 127 yıl sonra yıkılması mı gerekiyor? Yani böyle bir şey mi oluyor? Bu artık ömrünü doldurmuştur, bunu yıkmamız gerekir gibi bir şey mi oluyor? Bu nedir? Yapıdan uzaklaştırılmaktan, bu betonarme aksam yapıdan uzaklaştırılmakta. Yani biz bunu götürüyoruz, yıktık götürüyoruz diyor. Özgün malzemesiyle ve evrensel koruma ilkelerine uygun şekilde yapılmaktadır. Şimdi başka şeyler de var, yani dedikodu demek istiyorum da, yani işte bulunduğumuz dönem itibariyle diyemiyoruz, korkuyoruz. Bu restorasyonu yapan, bu çalışmaları yapan firmalar da AKP'ye yakın adamlar falan yani. Ya bir gereği yokken sırf AKP'li işte o adamlara para kazandırmak için, o şirketlere para kazandırmak için böyle bir işe girdiler. Ne bileyim, insanın aklına başka bir şey gelmiyor. Yani diyorum ki inşallah gerçekten yapıyorlardı da biz yanılırız ya, ben yanılırım yani, gerçekten boşu boşuna şüphe duymuşuz ya, adamlar güzel yaptı filan demeyi çok isteriz yani ama şu ana kadar görmedik yani AKP döneminde. Bakalım ne çıkacak ortaya, çok merak ediyoruz gerçekten. Ümmetinin lideri bu Teknofest'te konuşuyordu, bir önceki Sesli Gazete'de de ben Sesli Gazete'ye başladım o hala konuşuyor filan demiştim. Ondan sonraki bölümde yaptığı konuşmalarda işte sosyal medyada, haberlerde düştü arkadaşlar. Yani adam bir yerde konuşup 12 tane düşman nasıl edinebilir ya? Ya her yerde, her gittiği yerde hamaset, hamaset, hamaset. Adam bir konuşmasında 10 kişiye böyle kin kustu. Yok işte başörtülü bacılarım, yok CHP, yok Kılıçdaroğlu. Sonra bitmedi, hızını alamadı, Yunanistan dedi. Ulan Teknofest'in Yunanistan'la ne alakası var? Başörtüsüyle, CHP'yle ne alakası var? Yok bir alakası. Onun da bir alakası yok ilimle, irfanla, öyle teknolojiyle bir alakası yok Ümmet'in liderinin. Ümmet'in lideri bu konuşmayla kahve insanı. Yani devlet başkanı böyle olan bir ülkenin, o sokak röportajlarında gördüğümüz bir vatandaşının konuşmasından neyin farklı olmasını bekleyebiliriz ki? Farklı olan bir şey yok yani. Aynı şeyleri duyuyoruz. Adam pişpirik oynayan, işte okey oynayan kahvede adamla aynı dili konuşuyor, aynı seviyede. Bu ya.
Yunanistan'a bu sefer laf söylüyor bilmem ne. Ansızın gelebiliriz, şöyle yaparız, 12 adaları aldın ama ya bunu prompterla söylüyorsam vahim. Promptersız söylüyorsam daha vahim. Ya arkadaş, yani tamam seni oraya dinlemeye gelen adamın da teknolojiyle falan bir alakası yok. Ama şimdi Yunanistan ne ya? Ya sen biraz böyle bir kez olsun işte dostluk, kardeşlik, iyi ülke ilişkileri bilmem ne diplomasi. Ya hiç mi aklına gelmez ya? Hiç mi aklına gelmez? Yani sana 3-5 tane koyun oy verecek diye bunu böyle elinin tersiyle itecek kadar seviyesiz misin? Evet, seviyesizsin. Ansızın gelebiliriz. Biliyoruz, ansızın gidecektiniz. Emevi Camii'nde namaz kılacaktınız. 585 Cuma önce. Gidersiniz siz o adalara filan. Vize alın ama ilk önce. Emine teyze daha önceden de böyle bir şey yapmıştı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Doktorlara falan konuşuyordu. Azıcık bir aklı var. Kocasının kendisine lütfettiği orandaki aklı, işte çok akıllı zeki oldukları için bunlar başkalarına dağıtıyorlar. Doktorlara falan konuşmuştu hatırlarsanız. Şimdi bu sefer de dünya çapında 1,2 milyon hekimin üye olduğu bir pediatri kurumuna ait, yani kurumundan gelen heyeti kabul etmiş arkadaşlar. Bak, dünya çapında dünyanın her yerinden 1,2 milyon hekim bu kuruma üye. Bu heyeti kabul etmiş, onlara ne yapmaları gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulunmuş. Tavsiyelerde bulunuyor. Ya sen kimsin? Yani Emine teyzenin tavsiyelerde bulunduğu bir ülkede Mehmet Ali Erbil'in ahlak dersi vermesi kaçınılmaz bir şey. Ulan onlar yıllar boyunca dirsek çürütmüşler orada, doktor olmuşlar. Yani sen kendine bakmıyor musun ya, ben ilkokul mezunu bir kadınım, yani şimdi ben bunları ne söyleyebilirim filan. Yani Tayyip'in karısı olmandan dolayı bir ders vermen filan, onlara tavsiyelerde bulunman filan gerekmiyor. Yani bir konuda tavsiye verebilmen için o konuda seni dinleyenlerden daha fazla bilgiye sahip olman lazım. Bunun kocası da öyle. İşte pilot kabinine giriyor. Pilotla biliyorsunuz konuşması var. Ya bu pistin uzunluğu 3000 metre çok değil değil mi? Az mı falan gibi. La sana ne, sen ne anlarsın uçaktan bilmem neden. Motordan şundan bundan. Ya bilmedikleri her şeyi de biliyorlar. Her şey, bir şey bilmek zorundalar yani. Ya benim daha çok tuhafıma giden, bu kadar hekim gelmiş, heyet meyet neyse. Ya tamam dinledin, çayını çorbanı içtin, kısırını yedin değil mi? Ondan sonra ya tamam teyzeciğim, ya bu senin alanın değil yani. Yedik içtik biz, kalkıyoruz da git. Yani ne sıfatla sen onu dinliyorsun yani? Koskocaman doktorsunuz lan. Türkiye Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'ne 40 araç bağışlamış arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Böyle yardım elimizi her zaman uzatmamız lazım. Çok güzel de. Şimdi AKP birisine yardım ediyorsa AKP öpmeyeceği eşeğin önüne ot koymaz. Yani yardım yapıyorsa, ot koymuşsa kesin o eşeği öpecektir. Şimdi niye acaba? Ne beklentisi var? Yani acaba oradan yeni birilerini mi kaçırmak istiyor? Veya Arnavutluk Batı Avrupa'ya açılan bir kapı. Hani yeni ticaret ilişkileri falan mı geliştirmeye çalışıyor? Pudra şekeri ticareti falan, hani bilmiyoruz yani ne beklentisi var? Biz de ister istemeden tabii soruyoruz kendimize. Hadi hayırlısı bakalım ne çıkacak. Bazen böyle kıyıda köşede kalmış haberler 5 ay, 6 ay, 1 sene, 2 sene sonra bunlarla alakalı şeyler çıkıyor biliyor musunuz? Böyle hiç böyle gözümüze batmayan bir haber, sonra 2 sene sonra mesela bir haber görüyorsun. Ulan işte zamanında da böyle böyle bir şey yapmışlardı, demek bundanmış filan diyoruz yani. Ülkü Ocakları Genel Başkanı, terör eylemlerinin arkasında hep CHP vardı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı diyor. Emine teyze doktorlara ders veriyor. Mehmet Ali Erbil ahlak dersi veriyor. Ülkü Ocakları Genel Başkanı. Yani it kopuk çete üyesi. Çetenin başındaki adam o, çete kurumunun başındaki adam, ülkücü çetenin adam CHP var diyor terör eylemleri. Ulan siz linç, işte bilmem adam dövme, yaralama, bundan başka bir şey yapmıyorsunuz. Yani tek işleviniz bu. Var olma sebebiniz. Gidip CHP terör eylemlerinin arkasında hep CHP var falan diyor. Çok enteresan. Ama genç bir adam en azından. Mesela bunu bu haliyle Devlet Bahçeli'nin yerine falan alsalar bence biraz daha karizmatik durur yani.
Bence düşünülebilir. TBMM Başkanı Şentop, Şen ve Top bitişik yazılıyor, unutmayın arkadaşlar. Batıdaki gibi giyinenler kendilerini modern, zeki ve kültürlü zannediyor demiş. Evet. Siz de kafanıza bir başörtüsü geçirdiğiniz zaman kendinizi Müslüman zannediyorsunuz. Camiye gidip geldiğinizde, bir takke giydiğinizde falan Müslüman olduğunuzu zannediyorsunuz. Namaz kıldığınızda falan. Öyle değil işte, öyle olmuyor. Müslüman olmadan önce insan olmanız gerekiyor ki bu sizin için zor bir etap. İlk önce insan olacaksınız, ondan sonra Müslüman ol, Hristiyan ol, ne olursan ol yani. Öyle. Şentop. Bitsin arkadaşlar sesli gazetemiz. Kendinize iyi bakın. Çarşamba günü görüşürüz. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.